bu fikren mücadele edemeyenlerin ve siyaseten bir alternatif ortaya koyamayanların çaresizliğin resmidir. Bu son iki hafta, üç haftadır yaşananlar. Partimize yapılan saldırılar. Bir yönüyle de 28 Şubat zihniyetinin hortlamasıdır. 28 Şubat'ta irtica bölücülükten daha büyük bir tehlikedir. İrtica birinci öncelikli tehdittir. Buna karşı tedbir alınmalıdır diyen askeri kafanın devamıdır. İslam'ı irtica, Müslüman'ı mürteci, dini irtica, dindarı mürteci gören kafanın yeniden hortlamasıdır, yeniden piyasaya çıkmasıdır. Bu yapılan son saldırılar. Bir diğeri, bir yönüyle de aslında özgürlükçü geçinenlerin maskelerinin düşmüş olmasından dolayı ortaya çıkan çirkinliklerini, kendi çirkinliklerini örtme gayretidir. Bu gayeyle bu hep bel altı vurmaları devam ediyor. Bir diğer açıdan bakıldığında aslında bu bir yönüyle siyasi ahlaksızlıktır ve bir tutarsızlıktır. Yani o kadar çok tutarsızlık var ki şimdi onlara girersek belki çok uzun uzun, belki saatlerce bu meseleyi konuşmak gerekir. Ve bir yönüyle de aslında kaybetme korkusudur. Dedikleri Hüdapar'ın denkleme dahil olmasıyla bir telaşa kapıldı. Seçimleri kaybetme korkusuyla bu sefer ne yapabiliriz? Hüdapar'ın fikirleriyle ya da söylemleriyle mücadele edemeyeceklerini anlayınca ya da o konuda ileri sürecekleri bir argümanları olmayınca ya söylediklerimizi çarpıttılar ya da Hüdapar'ın kuruluşundan 20 sene önceki olayları gündeme getirip sanki doğrudan doğruya Hüdapar'la ilişkiliymiş gibi ya da Hüdapar yapmış gibi bunları tartışmaya başladılar. Bu tantanaların kopacağını bekliyorduk ama belki biraz fazla gürültü oldu, biraz fazla sürdü. Bu kadarını bekliyor muydunuz? Hayır, bu kadarını beklemiyorduk ama olsun. Onların bu gürültüleri hakikati örtemeyecek inşallah. Söyleyecek şeyleri veya bizim söylediklerimize karşı geliştirecek argümanları olmayanlar işte yasal olarak kurulmuş ve 11 yıldır siyaset sahnesinde olmasına rağmen hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan bir siyasi parti sanki yasa dışı bir örgütmüş gibi lanse etmeye çalışma ya da 40 yıldır elinde silahla kan döken bir örgütle karşılaştırmaya ya da özdeşleştirme ya da işte ne bileyim denkleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. Biraz önce söylediğim cevapların içinde bunlar var. Yani niçin tehdit ediyorlar? Ürkütmek için. Niçin tehdit ediyorlar? Geri çekilmek için. Niçin tehdit ediyorlar ya da niçin bu yaygarayı koparıyorlar? Cumhur İttifakı'nın bileşenleri buna tepki göstersin diye. Niçin bu yaygaraları koparıyorlar? Kendi çirkinliklerini üzerine örtmek için. Niçin bu yaygaraları koparıyorlar? Kaybetme korkusu onları sardığı için. Bütün bunların hepsi sebeptir. Bundan dolayı yapıyorlar. Ellerinde ne gelirse yapacaklar. Bundan sonra da yapacaklar. Fakat şunu bilsinler. Bu yaptıkları onların yanına kar kalmayacak. Biz eleştiriye açığız. Bizi eleştirenlerin eleştirilerini can kulağıyla dinleriz. Ama bize hakaret edenlerin yakasına yapışırız. Onlar mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Her şey kayıt altında. Hiçbir şey kaybolmuyor. Onlar bugün rahat rahat bunları, bu iftiralarını atıyorlar, bu tehditlerini savuruyorlar, bu parmak sallamaları yapıyorlar ve bu onların yanına kar kalacak diye öyle bir düşünceye kapılmasınlar. Avukatlarımız hepsini takip ediyor. Hepsi zamanı geldiğinde birer birer çıkacaklar. Mahkeme karşısında bunların hesabını verecekler. Listelerin açıklanmasını bekleyin. İnşallah güçlü bir şekilde mecliste temsil edileceğiz. Türkiye'nin siyasi aranasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında biraz önce söylediğimiz aslında siyasi arananın bir fotoğrafıydı. Tamamen mi böyle? Hayır, böyle olmak zorunda değil. Biz başından beri söylüyoruz. Yani sadece bu şu son seçim sürecinde bize saldırıların, sözlü saldırıların, hakaretlerin dozu artınca söylemiyoruz. Ama başından beri biz siyasetteki uslubun çirkinliğinden hep şikayet ettik. Uslubun sertliğinden hep şikayet ettik. Uslub bu olmamalı. Siyaset bu değildir. Siyaset millete hizmet etme yarışıdır. Fakat maalesef çok sefer biz bunu siyasette rakiplerin birbirini karalaması olarak görüyoruz. Öyle yaşıyoruz. Ya da en azından şöyle söyleyelim.
Bu uslubu benimseyenler çok bağırdıkları için, hani boş tenekenin çok ses çıkarması misali, çok bağırdıkları için sanki siyaset sahnesinde sadece bunlar varmış ve bütün siyaset bundan ibaretmiş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu yakışmıyor. Bu siyaset kurumunu bütünüyle zarara sokuyor, bütünüyle kötülüyor, karalıyor ve milletin gözünde de itibarsızlaştırıyor. Allah nasip eder de biz birkaç temsilcimizi meclise gönderirsek ki inşallah bu seçimde göndereceğiz. Biz başından beri söylüyoruz. Bizim birinci öncelikli tercihimiz adaleti yeniden tesis etmektir. Biz adaleti önceleyeceğiz. Biz doğru bir siyasetin nasıl olacağını Allah'ın izniyle biz milletimize göstereceğiz. Ve belki siyaseti bu şekilde yapmayanlara da göstereceğiz. Ve biz milletin menfaatini şahsi menfaatlerin önünde tutma konusunda inşallah güzel bir örneklik ortaya koyacağız. Biz bakanlık pazarlığı yapmadık. Ama Allah'ın izniyle hangi bakanlık bize verirse verirsin, o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset üretme konusunda herhangi bir eksiğimiz olmayacaktır. Fark etmez yani. Hangisi olursa layıkıyla yaparız Allah'ın izniyle.